Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselam ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bir önceki dersimizde Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamı mucize olduğu gibi içindeki surelerin, ayetlerin, cümlelerin bazen harflerin bile birer mucize olduğunu ispat eden merhum ve muazzi üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri en son okuduğumuz derste Fetih Suresinin son ayetlerinin nasıl başlı başına bir mucize hem de istikbalden haber veren mucizelerle dolu olduğunu haber veriyordu. Mesela velidin ma'ahu eşitta ala'l kufar rahmau bainahum terahum ruk'an süc'eden diye devam eden o ayette dört büyük halifenin en birincisi olan Nahu tabiriyle Ebu Bekir Sıddık'a radıyallahu anh ona işaret ediyor demişti. Eşiddahu alel kuffar kafirlere karşı şiddetli cümlesiyle Hazreti Ömer radıyallahu anh'a işaret ettiğini adaletiyle dünyaya nam salan o büyük insanın çok şiddetli olduğunu kafirlere karşı gerçekten onun On buçuk sene süren halifelik döneminde en küçük bir vukuat meydana gelmemiş. Adalet de ülkeyi yönetmiş ve İslam toprakları genişlemiş gitmiş. Ruhama ve beynihüm tabiriyle Cenab-ı Hak aralarında merhametlidirler diye sahabeleri verken özel olarak Hazreti Osman radyonaha işaret ettiğini ifade etmişti. Terahum rükkan sücceden kaydıyla da rükû ve secdede çok namaz kılmakla meşhur olan Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'a işaret ettiğini söylemişti. Bunları hatırlattıktan sonra bu akşam kaldığımız yerden devam edelim. Yeptevune min minallahi ve rıdvana cümlesiyle yani onlar Allah'ın lütfunu ve fazlını ararlar anlamına gelen bu cümleyle ehli biat-ı rıdvana yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz Medine'ye hicret etmemişken 13 sene kalmış olduğu Mekke-i Mükerreme'nin şehrin biraz dışında Rıdvan denilen bir ağacın altında Medide'den gelen Esad bin Zürare Hazretleri ve yanındaki 12 kişilik o gruba bir sene sonra 72'ye çıkan ikinci grup olan Ehli Rıdvan denilen Rıdvan ağacının altında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat, biat eden kendi canları gibi, malları gibi, evlatları gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyacağını söz veren bu ensar denilen belli sahabilerine işaret ettiğini söylüyor. Yeptevune fadla minallahi ve bana Onlar Allah'ın lütfunu ararlar cümlesinden bunu çıkarmış Bediüzzaman. Devamında da Fetih Suresinin sondaki bu ayetlerde Simahum fi vucuhihim min eteri sucud. Yani yüzlerinde secde izi vardır. Yani onlar Allah'a hakkıyla kulluk yapan, namazlarını kılan, çok rükû ve secdede bulunan anlama gelen anlamına gelen bu ayette de ashab-ı sufaya işaret ediyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sağlığında Mescid-i Saadet'in yani Medine-i Münevvere'deki şu anda Ravzi Mutahhara diye bildiğimiz mescidin ilk zamanlarında onun yanına üstü açık, üstü kapalı yanları açık olan bir sof sofa yapılmıştı. Onlara asla bu Suffe deniliyordu. Yetmişten aşağı olmazdı onlar. Bazen yüz kişiyi açlıkları da olurdu. Onları karınlarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doyuruyordu. Kur'an ezberliyorlardı. Peygamberimiz Ali Vesselam'ın ve Selam'ın hadis-i şeriflerini ezbiyor, ezberliyorlardı. Savaş olduğu zaman, ihtiyacı olduğunda onlar da savaşa katılıyorlardı. İşte bu ashab-ı süffe, yani suffe sahabelerine işaret ettiğini bu ayetten çıkarmış bediüzzaman. "Zelike metelehum fit Tevrat." Yani onların Tevrat'taki vasıfları budur anlamına gelen bu cümle fukaha yani sahabe-i kiram içerisinde alim olup fıkıh ilmi tahsil edip etrafını öğreten ve ulema-i sahabeye yani Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, büyük oğlu olan Abdullah bin Ömer başta olmak üzere Abdullah bin Amr gibi, Abdullah bin Mesud gibi çok büyük sahabiler var onlara da işaret ediyormuş. Ve metelün filinci bu da yani İncil'deki vasıfları da şöyledir anlamına gelen cümle de Ashab-ı savaşına giden sahabi kirama hem fetih Uhud ve Bedir'deki sahabelerin namdar yiğitlerine işaret ettiği. Yani biliyorsunuz İslam tarihinin en büyük savaşlarından birisi ölüm kalıp savaş olan ilk savaş Bedir Savaşı'dır. 313 sahabe var, 950 Mekke müşriği karşılarında orantısız bir güç savaşı ama Allah yardım etmiş ve Bedir sahabileri zaferle e, bu savaşı sonuçlandırmışlar Allah'ın lütfuyla kendilerinden 14 şehit olurken Kureş müşriklerinden 70 kişiyi gebertmişler. Ebu Cehil başta olmak üzere Ümeyye bin Halef gibi en azılı İslam ve peygamber düşmanı onun arkasında daha başka bir sürü e, Kureş reisleri dahil 70 kişiyi gebertmişler. Bunlar Mekke'nin fethinde sahabiler mücadele etmişler. Uhud'da mücadele etmişler. Huneyn savaşı gibi en dehşetli bir savaşta da bunlar vasıfı almışlar. İşte bu sahabi kiramın çok namlı yiğitlerine okuduğum ayetteki cümle ve metelühüm fil incil cümlesi bu sahabe grubuna işaret ettiği gibi enbiyadan sonra yani geçmiş bütün peygamberlerden sonra beni Adem içinde, Adem oğulları içinde en yüksek, en namdar, en mümtaz olan sahabelerin medar rüşhaniyetleri, bütün insanlığa üstün gelişleri, üstün oluşları, menşei imtiyazları nereden yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen ümmetin en büyük evliyaları bile bu sahabileri yetişemiyorlar. Öyle bir üstünlük kazanmışlar ki Allah fetih suresinde ve daha başka sürelerde onları övmüş ve madeni meziyetleri olan secaya samiye çok yüksek karakterli secili insanlar olması ve ahlak-ı aliye yüce ahlak sahibi olmaları ve muamelat-ı galiyeye çok parlak muamelata o meskür kayıtlar ve sıfatlarla ayetin her bir cümlesi işaret ediyor. O kayıtlarla diyor ki Cenab-ı Hak bu ayet lisanıyla sahabelerin halkı karşı vaziyetleri düşmanlarına şedittirler. Düşmanlara karşı, İslam düşmanlarına karşı çok şiddetlidirler ve dostları dostlarını ve müminlere rahimdirler, merhametlidirler. Cenab-ı Hakk'a karşı rükû ve secdede kemali itaattedirler. Her işlerinde Cenab-ı Hakk'ın rıza ve fazlını kastederek kemali ihlastadırlar. Tam ihlas sahibi olan insanlardır sahabe-i kiram. Onları yetişmek mümkün değil. Çünkü kendilerinden sonra gelen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dava arkadaşları ile bu İslam sarayı inşa olmuş ya, 1400 seneden beri gelen bütün Müslümanların yapmış olduğu bütün ibadetleri, amelleri, hizmetleri, hayır hasenatların bir misli kendilerinden bir şey noksan olmadan hepsi sahabe-i kiramın defterine geçiyor. E nasıl geçeceksin peki o zaman? <laughs> Demek sahabeleri geçmek mümkün değil. Bunu ne için söylüyor o zaman Hazretleri? Yani bazı ahir zamanda gelen insanlar, sahabiler Peygamberimiz Aleyhisselatü İslamı gördüler, öyle iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik İslam'a. Öyleyse biz onlardan daha üstünüz diyen haddini aşanlar var. Yani o sabi ikram ki bazen bir mucizeyle imana gelmişler. Bazen hiç mucizesiz İslam'ı kabul edenler de olmuş. 1400 seneden beri Peygamberimiz Ali ve mucizelerini bütün siyer kitaplarında okuduğu, Kur'an-ı Kerim'de tamamı olarak ellerinde bulunduğu halde bir filozofun attığı şüpheyle imanı tereddüt düşen adamın imanıyla sahabelerin imanı boy ölçebilir mi ya? Allah Allah. Onlar diyor deve çobanıydı diyor. Bedenler çift çubukla meşgul diyor. Ticaret erbabıydı. Biz diyor profesörüz diyor. Hem de ilahiyat profesörüyüz, doşentiyiz. Elbette biz üstünüz. E biz de oradan diyoruz ki hadi oradan. <laughs> sen ne üstün olacaksın ya? Sen evvela doğru dürüst bir namaz kılmasını Başkası namaz kılın demek ki ne veresem kendin namaz kıl düzgün olarak. Geçelim. Hem sahabelerin ilimde ve amelde ve siyasette ve askerlikte gösterdikleri tevkalade metanet ve terakki ve sevap ve tefevvuk, tefevvuk üstünlüğü maziden Tevrat ve İncil'i işhad ederek Tevrat ve İncil'i şahit tutarak mucizane, mucize bir tarzda ve müstakbelden ibadet ve cihat vasfesinde harikulade hareketleri ihbar ederek, haber vererek mucizane mazi ve müstakbelde iki ihbarı gaybiye ile iki gaybtan verilen haberle sahabelerin icazkar, mucizekar ahvalini haber vermekle şu ayet, şu ayette bir lem ay icazı mucize parıltısını gösterir. Ve ayetin daha başka çok işaretleri vardır. İzahı uzun olduğundan ve ihatamız, kavrayışımız dar kız ve elimiz kısa bulunduğundan kısa kestik. İşte madem şu ayet hem cümleleri, hem kelimeleri, hem hurufatıyla harfleriyle Ayrı ayrı vasfeleri gördükleri halde manayı maksudun, kastedilen mananın etrafında toplanıp ona bakıyorlar. Acaba bilmediğimiz ve beyan etmediğimiz şu ayetin daha çok esrarı acıbeyi, çok acayip sırları cami olduğu içinde bulundurduğu anlaşılmaz mı diyerek Bediüzzaman Hazretleri. Fetih suresinin sonundaki bu ayetlerin her birisinin istikbalden haber vererek sahabe-i kiramın en mümtaz vasıflarını ve dört büyük halifenin özelliklerini nazarı vermek suretiyle bu Kur'an bir insan sözü olamaz. Bu olsa olsa doğrudan doğruya arş-ı alanın sahibi olan Allah-u Zülcelal'in kelamıdır diye o noktaya getirip ispatını yapmış oluyor. Bu yarım kalan bahsi bitirdikten sonra şimdi altıncı küçük bir mesele diye Bediüzzaman'ın bahsettiği konuya geldik. Diğerlerinden farklı kendisine özel bir derstir bu da. Bağımsız birbirinden ya bunlar. 33 adet sözlerin ve 33 adet mektupların mecmuuna, toplamına, Risale-i Nur namı verilmesinin sırrı şudur ki, yani, Benzüman Hazretleri, Risale-i Nur'un birçok ismi bulunduğunu söylüyor. Risale-i Nur, bir başka ismi Resail-i Nur, diğer ismi Risale-i Nur, İmam Ali'nin verdiği isim Sıracı Nur. Sıracı Sürç. Yani Nur Kandili ya da Kandiller Kandili isimlerini vermiş. Peki Risale-i Nur en çok bilinen ismi neden Nur Risaleleri denmiş bu külliyatın derslerinin toplamına? Yani 130 Risaleden, kitapçıktan meydana gelen bu külliyata nur risaleleri anlamına gelen Risale-i Nur neden denmiş? Onun gerekçesini, sırrını anlatıyor şimdi. Bütün hayatımda nur kelimesi her yerde bana rast gelmiştir. Ez cümle Karyem Nurs'tur. Hakikaten Bediüzzaman Hazretleri Bitlis'in Hizan kazasına bağlı İsparit nahiyesi var. İspar iddiayesinin de bağlı olan köylerden Nurs köylü Bediüzzaman Hazretleri. Yani Said Nursi denmesinin sebebi de o. Nurslu Said anlamına geliyor. Birisi çocuğu olmuş Said Nurs, Nursi koymuş da Üstad demiş ki anlamsız olur demiş. O bir köyü köyü işaret eden kelimedir diyor Nursi, Nurslu yani. Sen Said Nuri koy demiş o da öyle yapmış talebelerinden birisi. Demek ki karyesinin adı Nur. Merhume validemin ismi Nuriye'dir. Aa, babasının adı Mirza, Molla Mirza. Annesinin adı da Nuriye. Bak Nur kelimesi annesinde de var. Nuriye, nurlu kadın demek ya. Nuriye'nin kelime karşılığı nurlu kadın, Nuriye. Nakşi üstadım Seyyid Nur Muhammed'dir. Allah Allah. Orada da Nur var. Nur Muhammed. Kadiri üstadım en yani Kadiri tarikatından üstadı Nurettin. Ay Allah Allah. Her yerde Nur. Nurettin dinin nuru demek. Kur'an üstadlarımdan Nuri. benim de en ziyade alakadar nur isimli bulunanlardır. Kitaplarımı en ziyade izah ve tenvir eden nur misalidir. Hep güneş misali değişik yerlerde üstad veriyor. Kur'an hakimdeki en evvel aklıma kalbimi parlayan ve fikrimi meşgul eden ayet ise Allahu nuru semavat vel art metelin nuri kemişkatin fiha misbah ayetidir. Yani Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali bir lamba yuvası gibidir diye devam ediyor ayetin kendisi. Bu ayet en çok zihni meşgul etmiş diyor. Nur manası Kur'an'dan da evvela bu ayet gelmiş aklıma. Hem hakaik ilahiye de ilahi hakikatlerin, dini konuların izahında müşkülatımın anlaşılması en zor meselelerin ekserisini halleden Esma-i Hüsna'dan Allah'ın bin bir isimleri arasında Nur ismi Nuranisidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Nur'dur. Hem de Nuren Nur bütün nurların nurudur. Allahü Teala kendisini bir açıdan da böyle tarif ediyor. Kur'an-ı Azimüşşan'ın da bir ismi Nur'dur hem de hidayet nurudur. Hidayet rehberidir. Hüden lil müttakin. Allah'tan korkanlar için Kur'an bir hidayet rehberidir diye bizzat Allah kendisi Kur'an öyle tarif ediyor. Hem Kur'an'a şiddeti sevk ve inhisar hizmetim için doğrudan doğruya Kur'an'a yoğunlaşmam. Sadece Kur'an'ı anlamak için gayret içerisine girmemin sebebi orada hususi imamın Zinnureyn'dir. İki nur sahibi kimi kastediyor? Hazreti Osman Radyoğan doğrudan doğruya Kur'an'dan ilhamını almak noktayı nazarında onun sevkinde Osman-ı Zinnureyn. Peki Hazreti Osman niye Zinnureyn denmiş ki iki nur sahibi anlamına geliyor? Çünkü Hazreti Osman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, kızlarından Rukiye ile evlenmişti. O vefat edince Ül Ümmü Gülsüm ile evlendi. Onun için peygamberin iki kızıyla evlendik, evlendiği için iki nur sahibi diye ünvan verilmiş ona ondan dolayı. Osman-ı Zünrey'in Üstad Hazretleri'nin Kur'an'a yönelmesinde, odaklanmasında, Kur'an'ı anlamak, anlatmak için gayret ateşinin başlamasında Hazreti Osman vesileymiş. Allahümme ya nuren nur veya ya nur veya ya musaviren nur ya ve ya müdebiren nur veya ya nur veya ya nuren kabli külli nur veya ya nuren ba'de külli nur veya nuran fevge kulli nur veya nuran ley, leyse mitlehu nur Sübhaneke ya la ilahe illa entel ecirna minen nar Yani burada cevşen kebirin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ya bunun da aslı vahiy yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi bu duaları hazırlamamış Uhud savaşındayken Cebrail aleyhisselam geliyor en sıkıntılı bir anda zırhı çıkar bunu oku demiş. Direkt Allah'tan getirdiği bir dua hazinesidir bu. Cevşe ülke bir duası. allah Teala kendisini bin bir esma yusnasıyla kendisi bizzat bu cevşende tarif ediyor. Ve şöyle onun meali onu da okuyalım o zaman. Ey nurların nuru. Allah bak kendisini tarif ediyor. Ey nurların nuru. Ey nurları nurlandıran. Ey nurlara suret ve şekil veren. Ey nurları yaratan. Ey nurları takdir eden. Ey nurları idare eden. Ey nurlardan evvel olan nur. Ey bütün nurlardan sonra da varılan nur. Ey bütün nurların üstünde olan nur. Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar ve bizi iyilerle birlikte cennetine koy. Devamında da Ve edhilna ve etkil aliyin Cennete mal ebrar Ve nevir kulübena Ve kalbehu ve huburana Ve kabrehu Bi enbaril iman Vel Kur'an Ya Rahim, Ya Gaffar Ve salli ala Muhammedin'in muhtar Ve ile tar ve sahbi lahyar amin amin. Yani kalbimizi, kabrimizi iman ve Kur'an nurlarıyla ayınlat. Ya Rahim ve Ya Gaffar seçkin peygamberin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a onun temiz aline, nesline ve hayırlı sahabilerine salat eyle. Amin, amin, amin. Diyerek Bediüzzaman Hazretleri bu kısa mektubunda Risale-i Nur'a bu tefsirlere nur, risale -in Nur, Risale-i Nur, Resail-i Nur bu isimlerin vermesinin en mühim sebeplerini izah etti. Bak her yerde nur karşımı çıkmış. Kur'an'dan da Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti en mühim sebeplerden birisi olmuş diyerek mektubun bu kısmını bu şekilde tamamlamış oldu. 221. mektuba geldik. Bu müteferrik meselelerden sonra Hulusi Bey'in sualine cevaptır başlıklı enteresan bir mektup. Hulusi Yahya Gilabi muazzaf subayken ustadı sormuş dişlerin kaplanması hakkındaki sualine cevap. 1932 tarihli sualinize şimdilik etrafıyla cevap veremiyorum. Allah Allah. 1929'u tanışmışlar. Dünya kadar sorular sormuş Hulusi abi. O sorulardan Mektubat adlı eserin önemli bir bölümü ortaya çıkmış. Üç sene sonra da bu soruyu sormuş ama Üstad etrafı cevap veremeyeceğim diyor. Fakat bu meseleyle münasebetler bir iki mesele-i şeriatı. Yani fıkhi bir konuyu icmalen yazıyorum. Şöyle ki abdest vaktinde ağzı yıkamak farz değil, sünnettir. Fakat gusül hengamında ağzı yıkamak farzdır. Ya ağzı burnu yıkamak ondan sonra mazmızı içtinsak bütün vücudu pak diyorlar ya ağzı burnu Onlar bütün vücudu Rusluğun üç farzı bunlar zaten ağzı yıkamak da farz az bir şey de yıkanmadık o kalsa olmaz zarardır onun için dişleri kaplama lehinde ulemalar alimler fetva vermeye cesaret edemiyorlar Allah. diş kaplaması izin vermiyorlar İmam-ı Azam ile İmam Muhammed radıyallahu anhuma gümüş ve altından dişlerin yapılmasına fetvaları bu iki imam vermiş. Sabit kaplama hakkında olmamak gerektir. Halbuki bu diş meselesi umumül belva genel bir bela suretinde o derece intişar yayılması var ki refi kaldırılması kabil değil. Ümmeti bu belvayı azmeden genel beladan kurtarmak çaresini düşündüm. Birdenbire kalbe bu nokta geldi. Haddim ve hakkım değil ki ehli iştihadın, müştehitlerin vasfesine karışayım. Fakat bu umumül belva, genel bir hastalık, bela zaruretine karşı fetvalara taraftar olmadığım halde diyorum ki, eğer mütedeyin dindar bir hekim ve harzıkın, uzman doktorun, gösterdiği ihtiyacı bilen kaplama sureti olsa altındaki diş ağzın zahirisinden çıkar batın hükmüne geçer. Gusülde yıkanmaması guslu iptal etmez. Çünkü üstündeki kaplama yıkanıyor onun yerine geçiyor. Evet cerihaların yaraların üstündeki sargıların zarar için kaldırılmadığından ceriha yerine yaralı kısım yerine yıkanması sıvazlanması şer an o guslu yerine geçtiği gibi böyle ihtiyacı bilen sabit kaplamanın yıkanması da Dişin yıkanması yerine geçer. Guslu iptal etmez. Vel Allah. Gene ilim Allah katındadır. Madem ihtiyacı bilen bu ruhsat oluyor elbette yalnız süs için ihtiyaçsız dişleri kaplamak veya doldurmak bu ruhsattan, dinin bu izninden istifade edemez. Ya çok zarı bir ihtiyacı bilen olursa problem yok. Ama sen hep e, güldüğüm zaman dişlerin parlak gözüksün diye sağına soluna da üst dişlere birer ikişer altın kaplama da yaparsan sırf keyfisin zevk için yandı gülüm keten elvas. Senin gusül müsül kalmadı o süs için yapılan kaplama gusül yerine geçmiyor. Başını belaya sokuyorsun. Yani gusül etmeden dolaşan bir adam konumunda kalıyorsun. Dinin bu izinden o keyif için kaplama yaptıranlar kesinlikle istifade edemiyor. Çünkü hatta zaruret derecesine geldikten sonra böyle umumül belvada genel belada eğer bilerek su ihtiyarıyla olsa o zarret ibaheye yani mübah olmayı sebebiyet vermez. Eğer bilmeyerek olmuş ise zarret için elbette cevaz var. Sonradan öğrendi. Bediüzzaman'ın buradaki izahını öğrendi. Ya ben süs için yaptırmıştım ne olacak şimdi? İşte bilmeden yapılan hatalar Cenab-ı Hak tarafından bağışlanıyor. Bir çaresini bul arkadaş. Yoksa bu sülsüz dolaşır durursun yeryüzünde. İş kötü tedbirini ona göre al. Diyerek de dersimizi bu akşam böylece tamamlamış olalım. Ya bu özel özel olarak dişlerine kaplama yaptı, yaptırarak herkesin dişleri aynı hem de bembeyaz. Şey gibi torundan çıkmış gibi sırf keyif için süs için diş kaplatanların işinin ne kadar zor ve sıkıntılı olduğu da ortaya çıkmış oldu diyelim. Burada tamamlamış olalım dersimizi. Sübhaneke la ilmerena illa ma allemtena inne kentel alimül hakim ve ahiru davahum hamdulillahi <Sessizlik> rabbil alemin.